İngiliz medyası dünyanın en zengin adamlarından biriyken peşinden ayrılmadığı Nadir'i dönüşünde de yalnız bırakmadı. Nadir'i havaalanında karşılayan Jaguar'ı evine kadar helikopterlerle izledi. Uçaktan önce Nadir indi, sonra savunmasında kullanacağı belgelerle dolu bavulları. Şimdiye kadar kendisine adil yargılanma hakkı verilmediğini savunan Nadir, artık koşulların değiştiğini söylüyor. I'm here. I've come voluntarily. Buradayım. Gönüllü olarak geldim. Çünkü artık koşullar uygun. Umarım bu ülkeyi yönetenler ve halk da benim kadar adaletin yerini bulması gerektiğine inanıyorlardır. Suçlu olduğu kanıtlanıncaya kadar herkes masum kabul edilmelidir. Küçük bir konfeksiyon atölyesiyle başladığı işini narenciyeden elektroniğe birçok alanda faaliyet gösteren dev bir holdinge dönüştüren Nadir, zimmetine para geçirerek bu şirketin batışına neden olmakla suçlanıyor. 1980'lerin sonunda sadece İngiltere'nin değil, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Polipek, yaklaşık 2 milyar dolarlık borçla batmış, 18 bin hissedar ortada kalmıştı. Sanırım Polipek'te 10 bin sterlin kaybettim. Hisselerim vardı. Çok iyi bir şirketti. Oturmuş, sağlıklı bir şirketti. Ama bir anda gitti. Asil Nadir, şirketin iflasından sonra gittiği Kuzey Kıbrıs'ta 17 yıl boyunca tutuklanma korkusuyla yaşadı. Türkiye dışında hiçbir yere çıkamadı. 66 ayrı suçtan yargılanacak olan Nadir, duruşmaya 4 ay kala kaçmış ve yargıç 2 gün sonra kefalet koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında tutuklama emri çıkarmıştı. Ama sonradan böyle bir kefalet olmadığı için tutuklama emrinin de geçersiz olduğu anlaşıldı. Nitekim bu emir geçen ay kaldırıldı. 1990'ların ortalarında kefalet koşulları ile ilgili olarak bir hukuki yanlışlık yapıldığı anlaşılıyor. Aslında Asil Nadir daha 1992'de uçağıyla rahatlıkla yasal olarak İngiltere dışına çıkabilirdi. Gidişi yasa dışı değildi. Şimdiye kadar yanlış hiçbir şey yapmadı. Nadir, İngiltere'ye tutuksuz yargılanma garantisi karşılığında geldi. Ancak belli koşullar altında. Bu koşullar gereğince aynı zamanda İngiltere ve Türkiye vatandaşı olan Nadir, havaalanına iner inmez pasaportlarını teslim etti. 250 bin sterlin kefalet parası yatıran Nadir, haftada bir polise yerini bildirecek. Hiçbir havaalanının 3 kilometre yakınına yaklaşamayacak ve elektronik kelepçe takacak. Asil Nadir yıllardır bir gün İngiltere'ye dönüp mutlaka adını temize çıkaracağını söylüyordu. Kıbrıslı Türk iş adamı önümüzdeki hafta bu mahkemede ön duruşma için yargıç karşısına çıkacak. Duruşmada davanın bundan sonraki seyri belirlenecek. Asil Nadir Kuzey Kıbrıs'a kaçtığı için dava askıdaydı. Bu duruşmayla yeni bir hukuk süreci başlayacak. Şimdi herkes aradan onca yıl geçtikten sonra bu davanın nasıl sonuçlanacağından çok nasıl başlayacağını merak ediyor. Zira Nadir'i yolsuzlukla suçlayan ağır dolandırıcılık dairesindeki görevlilerin çoğu ya emekli oldu ya da işten ayrıldı. Yolsuzlukla ilgili birçok yasa değişti. Uzmanlar davaya 2012'den önce başlanmasının beklenmediğini söylüyor. Bu dört gözle beklenen bir dava değil. Asil Nadir geri dönerek ağır dolandırıcılık dairesi için çıtayı yükseltti. Daire Nadir'in mahkemede hüküm giymesi için yoğun çaba harcayacak. Bu savaşmak isteyecekleri bir dava değil ama savaşacaklar ve iyi de savaşacaklar. Ama kuşkusuz 20 yıl sonra bu davanın yeniden gündeme gelmesini tercih etmezlerdi. Geçmişte şimdiki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Muhafazakar Parti'ye yaptığı bağışlarla tartışma yaratan Nadir, hükümetle suçlu bulunsa bile hapse girmesini engelleyecek bir anlaşma yaptığı yolundaki söylentileri reddediyor.